Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Emre Tek. Bu akşam İpek ve Harun arkadaşımızla bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Öncesinde size bir ricam olacak. Görüntülerinizi, yani kameralarınızı ve mikrofonu hani kapatırsanız, şeyin kalitesi açısından hem ses hem de bağlantı kalitesi açısından daha iyi olacaktır. Bir de hani tekrar bilgilendirmek istiyorum. Bu sunum kayıt altına alınıyor ve daha sonrasında bizim YouTube'daki kanalımızda yayınlanacak. Biz ikimiz daha önceden etkinliğimize katılmamış olanlar için merkezi Stuttgart'ta bulunan Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği'ne bağlı. Bunun altında bir çalışma grubu olarak faaliyet gösteren yüksek öğrenimli Türk göçmenler grubuyuz. Odaklandığımız kitle Türkiye'de eğitim görmüş, özellikle lise ya da üniversite eğitimini tamamlamış, daha sonrasında da yurt dışına gelmiş, burada akademik faaliyetlerine devam eden ya da sektörde çalışan arkadaşlarımızı bir araya getirip network yaratmak. Bu da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bazıları sezon sezon oluyor, bazıları sezonlardan ayrı. Bu etkinlikte bizim bu sene yaptığımız Endüstri 4.0 ve robotik konulu sezonumuzun 6. etkinliği, toplamda 13 etkinliğimiz olacak. Seminer ve panellerden oluşan bu 6. etkinlik. Konumuz nükleer alanda robotların kullanımı. Robotlara hepimiz aşinayız aslında ama nükleer alanda kullanımı ile alakalı biraz daha hani en azından daha az bilgi var diyebiliriz göz önünde olan. O yüzden biz de Doktor İpek Çalışkanerli ve Doktor Harun Tugal arkadaşlarımızdan rica ettik bizi bilgilendirmeleri için. Kendileri de kendini kısaca tanıtacaklar ama ben hani ufak bir bilgi vereyim. Kendileri United Kingdom Atomic Energy Authority, yani İngiltere'de diyebiliriz aslında, ya da Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı RACE adındaki bir merkeze çalışıyorlar. Bu RACE'in açılımında Remote Applications in Challenging Environments, yani zorlu koşullarda çalışabilecek, yani işte zorlu koşullarda çalışan ve uzaktan müdahaleyle işte çalıştırılan robotlar konusunda bir mükemmeliyet merkezi denilebilir herhalde. Yani arkadaşlarım yanlışım varsa düzeltsinler. Nükleer alanda aslında burada hani bu challenging environment dediğimiz zorlu koşullara en büyük örneklerden bir tanesi. Zaten son dönemlerde de hani bu işte nükleer konusu tekrardan gündeme gelmeye başladı. Ülkemizde de nükleer enerji işte santrali açılacak vesaire, bunlar da yine gündemde. Dolayısıyla ilgi çekici bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi sözü İpek ve Harun'a bırakıyorum. Sorularımızı bu arada şeyin sonunda alabilirsek iyi olur. Biz onları toparlayacağız. Siz buradan işte chat kısmına sorularınızı yazın etkinlik devam ederken. Etkinlik bittikten sonrasında da soruları oradan işte chat kısmından alıp biz arkadaşlarımıza yönelteceğiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Emre. Teşekkürler Emre. Sunumun ilk kısmını ben yapıyorum. Harun arkadan daha teknik detaylarla devam edecek. Öncelikli olarak biraz bahsettiğimiz alanlarda bilgi vermek istiyorum. Motivasyonlarımız ve yazılımların nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Öncelikle RACE jet üstünden kazandığı çok fazla deneyimi olan bir kurum. Jet yani Joint European Torus şu anda bizim çalıştığımız merkezde Kalın'da bulunan Avrupa'daki füzyon santrali. Jet aşağı yukarı 20 senedir bizim bulunduğumuz merkez tarafından düzenleniyor. Maintenance ve bakım onarım bütün işlemleri bizim çalıştığımız kurum tarafından yapılıyor. Aslında çok büyük bir füzyon santrali değil. İçinde aşağı yukarı 8 tane kapısı var. Hepsi kullanılmıyor. 1 ve 5 numaralı kapılar karşılıklı. Ve bu gördüğünüz donat şeklindeki yuvarlak ortasında belirli şey kısımları var. Centrifuge'un yanından geçebileceği kısımlar var ve
1 ve 5 numaralı kapıdan iki tane farklı robot aynı anda girip bir tanesi onarım işlemini yaparken diğeri tepsi görevi gören bizim toolbox dediğimiz bir şeyi taşıyor. Ve bu uzaktan kumandayla idare edilen robotlar çoğunlukla değil neredeyse tamamen operatörler tarafından idare ediliyor. Otonom herhangi bir kısmı yok. Dediğim gibi aşağı yukarı 20 senedir kullanıldıkları için oldukça eskiler. Bu jet control odasının görüntüsü. Ekranda sağ tarafta operatörlerden bir tanesi master slave terminolojisini tercih etmesek de master'ı kullanıyor. Diğer operatör sol köşede oturan en yetkili kişi o kontrol odasındaki ve belli bir prosesi tarif ediyor. Burada görebiliyorsunuzdur umarım. Kamera sistemi oldukça yakından ve tokamağın içindeki farklı kısımlardan yakın detay gösteriyor ve master'ı kullanan operatöre sağlıyor, veri sağlıyor. Onun dışında gördüğünüz donut şekli ekrandaki renkli kısımlar çok eski bir VR gösterimi. Genel olarak sadece position kontrolü gösteriyor. O da etrafındaki duvarları çarpmamak adına. Harvard'ın detaylarını anlatacak. Sadece bahsettiğimiz tele manipülasyon sisteminin adı Mascot. Aşağı yukarı 1960 yılında İtalyan bir firma tarafından yapılmış. Firma kapandığı için şu an her şey obsolete. Biz elimizdeki parçalarla yeniliyoruz ve onarımını bu parçalar üstünden yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz şekilde iki tane pedal var. Bu pedallar pozisyonları yerinde tutmak için veya ağırlığı almak için kullanılıyor çoğunlukla. Operatör istediği konuma getirip elindeki task neyse onu uzaktan kumandayla halletmeye çalışıyor. Bizim bu süreçte öğrendiğimiz, aşağı yukarı 20 yıllık süreçte öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi, eğer özellikle yazılım sistemleri doğru şekilde yazılmazlarsa sorun çıkıyor. Ve bu mekanik ve elektronik parçalarla birleştiği zaman da giderek daha komplike bir hale geliyor. Gördüğünüz yani bu konsepti anlatmak adına gördüğünüz Jekyll off the shelf standart alabileceğiniz herhangi bir mobil robot. Birçok akademik ve bunun üstüne ama bunun kamerası yok deyip bir kamera koyuyor çoğunlukla. Zaman içinde bir kamera daha koyalım, stereo vision olsun diyor. Sonra yok olmadı, bunu bir gimbal'a yerleştirelim de daha iyi uzağa da görelim diyenler var. Arkasında ama Wi-Fi yok, bir de Wi-Fi koyalım. Ama zoom istiyorum, daha fazla üstüne bir şeyler eklediği zaman bu sistem kullanılamaz bir hale geliyor. Günün sonunda jet için gelinen nokta bundan farklı değil. Dediğim gibi çok eski cihazlardan bahsediyoruz ve şu an üstünde herhangi bir şey değiştirmek, yazılımın da donanımın da çok zor. Özellikle donanımın parçalarını bulmak çok zor. Artık kullanılmayan teknolojiler var. Ve bu anlamda onarımı çok çok zor. Sadece biraz şeyden bahsetmek istiyorum size. Jet şu an çalışan tek füzyon santrali dedik. Ama Fransa'da bitmek üzere olan, inşaatı bitmek üzere olan ikinci büyük santral ITER olacak. Henüz aktivitesine başlamadı. Sanırım ilk plazmayı 2025 yılı itibariyle yapmayı planlıyorlar. Ve ondan bir sonraki demo. Demoda muhtemelen 50 yıl içinde aktivitesi planlanan bir cihaz. Ve genel olarak
jetin ne kadar küçük olduğunu görebilirsiniz ve bu boyut büyüdükçe maintenance tabii ki daha fazla zorlatacak ve radyoaktivite seviyesi de giderek artacak. Halihazırda jetin içindeki aktivite seviyesi hala çok düşük ve bu yüzden aletler düşünüldüğünden çok daha uzun süre idare edebilmiş durumda ama ITER ve DEMO için böyle bir durum söz konusu bile değil. Onun dışında füzyon değil de fizyon olarak düşünürsek dünyanın birçok yerinde birçok felaket oldu nükleer kazalar sebebiyle. Sellafield bunlardan bir tanesi. Kuzey İngiltere'de ve buradaki en büyük nükleer merkez. Diğer çok bilinen nükleer kaza Fukushima Daiichi. Orada da deprem ve tsunami sebebiyle hasar gören tesislerin boyutu çok farklı. Ve iki kısım içinde fizyon ve füzyon olarak düşünecek olursak füzyon genel olarak bakım, onarım ve radyoaktiviteye karşı sürekli düzenli çözüm isteyen bir süreç. Füzyondaysa hali hazırda kullanılmayan bir sürü kaza, enkaz veya artık kullanılmayan santral var. Onların da temizlik işlemleri var. Çünkü herhangi bir radyoaktivite seviyesini önce temizleyerek arındırmaya çalışıp arkasından da giderek radyoaktivite seviyelerini düşürüp paketleme işlemleri var. Bunlar kolay işler değiller ve çok uzun zaman alıyor. O yüzden hala hazırda çok minimal olarak başlamış durumda Sellafield'daki decommissioning işlemleri. Fukushima Daiichi'de henüz başlamamış durumda. Onun dışında diğer örnekler aslında biraz bahsettim. Solda gördüğümüz örnek Sellafield'in bir yangın sonrasında sıkışan bir tesisindeki uranyumla ilgili açıkçası. Solda gördüğünüz, en soldaki tarafta gördüğünüz küçük deliklerin içinde yakıt var ve o yakıtları teker teker çekmeye çalışıyorlar. Bunu şeyle anlattılar, birbirine tutturulmuş sosisler olarak düşünürseniz bu yakıtlar da birbirine o şekilde bağlılar. Ve BioShield'in içinden bir çomakla diyelim, onları robot denemez, çekmek gibi planları var. Tabii ki bunu önümüzdeki süreçte daha robot teknolojileri kullanarak yapmayı düşünüyorlar. Şu an kullandıkları teknolojiler çok prematür ve pek bir işe yaramıyor. Sağ tarafta gördüğünüz Fukushima Daiichi'nin genel olarak reaktör binası. Reaktör binasının iki girişinden access routes yazan kısımlardan içeri robot sokup aşağıda gördüğünüz yakıtı toplamaya çalışacaklar. Hali hazırda içeriye hem deniz suyu hem de yukarıdan su veriyorlar. Radyoaktivite seviyesini düşürmek ve oradaki aktiviteyi azaltmak için. İçinde aslında ne olduğuna dair çok detaylı bir fikir yok. O yakıtın ne kadarının orada olduğuna dair de bir plan yok ama bütün bu işlemleri robot teknolojileriyle yapmayı düşünüyorlar. Ve kullanılmayı planladıkları daha doğrusu robot teknolojileri long reach aşağıya uzanabilen teknolojilerle human in the loop sistemlerle kullanılmayı düşünüyorlar. Çünkü otonom olarak bu aktiviteyi kesinlikle tamamlayacaklarına inanmıyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi reaktör binasının içindeki çelik ve atıkların tamamen birbirine karışmış durumda olması ve pek bir manevra alanı yok. Onun dışında özellikle İngiltere'de Glowbox dediğimiz eskiden daha çok kullanılan, şu sırada atıl bulunan sistemler eskiden yakıtların
temizlenmesi ve geri dönüşümü için kullanılıyor. Aslında sadece alfa kontaminasyonu var ve radyoaktivite seviyesi çok düşük. Bu yüzden insanlar ellerini sokabiliyorlar bu kutuların içine. Ama yine de kontaminasyon eldivenin içinden girdiği zaman ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Ve bu yüzden de operatörleri ellerini bu kutulardan çıkartıp robot teknolojileriyle bunu yönetmeye çalışacaklar uzun vadede. Toparlayacak olursak, şimdiye kadar birkaç sorundan bahsettim. Bir tanesi özellikle füzyon merkezlerinin içinde bulunan şeylerin tam olarak ne olduğunun bilinmemesi. Özellikle bir yangın veya felaket geçirmiş yerlerin şu an herhangi bir kağıt modeli vesairesi olmaması ve tamamen unknown environment olması. Bu yüzden içeriğinin ne olduğunu ve nasıl teknolojiler kullanacağımızı henüz kestiremiyor olmamız. Diğeri de füzyon için konuşacak olursak, bu sistemlerin giderek büyüyor ve radyoaktivite seviyelerinin de daha artıyor olması. Peki önümüzdeki süreçte biz neye odaklanmalıyız? Az önce gösterdiğim Jekyll gibi giderek üstüne inşa edilen sistemler yerine tamamen yeni baştan inşa edilen kontrol ve yazılım sistemleri kullanıp bunları da future proofing dediğimiz şekilde tasarlamayı hedefliyoruz. Sebebine gelecek olursak, çünkü bu sistemler oldukça komplike sistemler ve yüzden fazla farklı firmadan üretiliyorlar. Hepsinin aşağı yukarı farklı bir interface'i var. System interface definition ve yazılım, software interface definition bu anlamda çok önemli. Özellikle uzun vadede giderek bir şeyler ekleyeceğimizi düşünürsek integration en büyük sorun. Aynı zamanda bu operatör trainingi içinde ayrıca önem taşıyor. Çünkü herhangi bir operatör sadece bir sistem üzerinde yıllar geçirdikten sonra başka bir sisteme de aynı tecrübeyi verip aynı cihazları ya da farklı cihazları benzer şekilde kullanması önemli. Bu anlamda 100 tane farklı sistemimiz var diye operatörleri 100 kere train etmememiz gerekiyor. O süreyi kısaltmak adına da bu gibi sistemler, bu gibi yazılımlar kullanmak önemli. Uzun vadede tek yazılım kullanıp aynısını idare edebiliyor olmak. En büyük sebeplerinden bir tanesi de buna ihtiyaç duymamız. Bütün bu nükleer merkezler neredeyse 30, 40, 50 belki de daha uzun yıllar ayakta kalan ve işleyen sistemler. Dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi yazılım da donanım da bu süre içinde çok değişecek ve biz mümkün olduğunca bu değişen düzeni uygun modüler veya değişebilen sistemler kullanmak durumundayız. Boyutlarından ve nükleerin içinde bulunduğu tehlike yüzünden zaten her şeyin çok reliable olması gerekiyor. Bu yüzden de çok fazla test ve prosedür var. Zaten insan sağlığı açısından bunlar hali hazırda varken biz sadece daha uzun vadede kullanabileceğimiz sistemleri nasıl yapabileceğimizle ilgileniyoruz. Benim sunumum bu kadar. Harun şimdi radyoaktivite seviyeleriyle devam ediyor. Teşekkürler pek. Emre aslında bahsetti. Hani, ben Harun. Aslında robotik kontrol mühendisiyim. Burada araştırma mühendisi olarak çalışıyorum. Genelde araştırma alanlarım veya daha önce yaptığım işler zor koşullarda, zor koşullardan kastım nükleer olabilir, su altı olabilir. Robotlar için kontrol sistemi tasarlamak veya uzaktan kontrollü robotlar için yine tekrar kontrol sistemi tasarlamak. İpek genel olarak bahsetti, yani nükleer dediğimiz, ionizing radiation dediğimiz nükleer radyasyon insan sağlığı üzerinde kötü etkisi var. Bundan dolayı robotları kullanmak istiyoruz veya kullanmaya çalışıyoruz. Fakat bu nükleerin, bu radyasyonun
robotlar üzerinde de kötü etkisi var. Nasıl bir kötü etkisi var? Bu radyasyon, yani şu an herhangi bir robot dediğimiz bir elektromekanik sistemin üzerinde sensörler var, motorlar var, motorları çalıştıran driverlar var. Birçok elektronik devre var ve bu radyasyon bu elektronik devrelere büyük zarar veriyor. Daha doğrusu kısacası yakıyor veya hani kaçak akımlara sebep oluyor. Ondan dolayı biz robotları veya şu an industry'de kullanılan robotları direkt radyoaktif bir ortama koyamıyoruz. Veya radyoaktif bir ortama koymayı düşünüyorsaksa da o robotun geri gelmeyeceğini tahmin ediyoruz yani. Bundan korunmak için ne yapıyoruz? Yani robotları radyasyondan korunmak için ne yapıyoruz? En basitinden yani radyasyon yüzeysel kirliliğe sebep oluyor. Benim bahsettiğim alfa partikülleri dediğimiz, yani penetrate etme gücü çok kötü çok iyi olmayan ama insanın soluması esnasında kötü sonuçlar doğurabilecek alfa partiküllerden korumak için robotları laylon kalın bir tabakayla kaplıyoruz. Özellikle yüzeyle temas edebilecek veya kirlenebileceğini düşündüğümüz alanları laylonla kaplıyoruz. Yani bu şekilde bu robotu örneğin spot örneğinde olduğu gibi Çernobil'e gönderip Çernobil etrafında radyasyon taraması yaparsanız eğer ayaklarına veya yüzeysel temas edebilecek yerlere laylon kaplayıp daha sonra bu laylondan kurtulduğunuzda robotun temiz olduğunu düşünebiliyorsunuz. Böylelikle robotu rahat bir şekilde temiz bir laba koyup üzerine çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Hani mühendisin veya teknisyenin hayatını riske atmadan. Bu radyasyon tabii bahsettiğim gibi elektronik devrelere de zarar veriyor. Bundan dolayı ne yapmaya çalışıyoruz? Olabildiğince elektronik devreleri radyasyona yakın yerlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Uzak tutup özellikle çevresinde koruma sağlıyoruz. Hani shielding dediğimiz hani radyasyonun delip geçemeyeceği koruma katmanları koyuyoruz. Bu ya çiplerin üzerine kapıyoruz ya da çipleri bir yerde toplayıp o kafesin etrafını koruma altına alıyoruz. Bu land-based robotikte olduğu gibi hani koruma imkanının olmadığı yerlerde robotu gönderiyorsunuz. Sizin için önemli olan dataları geri alıyor. Ya robota bir daha dokunmuyorsunuz veya robotu bir daha temiz diyebileceğiniz çevreye geri koymuyorsunuz. Maskotta biz ne yapıyoruz? Radyasyon seviyesi tabii genel olarak düşük olduğu için maskotun hani çevresini veya kollarını, eklemlerini laylonla kaplayıp özel tabii daha sonra bahsedeceğim hani bu değerli elektronik ortam devreleri de özel bir yere koyuyorsunuz ve koruyorsunuz. Tabii her bir robotun çalışacağınız ortama göre tasarlıyorsunuz. Çalışacağınız ortamın radyasyon seviyesine göre ayarlıyorsunuz. Tabii bunu ayarlarken de hani yani bu robotlar üzerindeki etkiyi araştırırken bütün bilgilere ulaşamıyorsunuz. Çünkü genelde siz kendi araştırmanızı yapıp bu bilgiyi kendinize saklıyorsunuz. Yani publicly available koyup datayı publish etmiyorsunuz hani. Bundan dolayı genellikle her enstitü kendi araştırmasını kendi yapıp kendi radyasyon seviyesine göre robot tasarlıyor veya robot kullanıyor veya seviyesini belirliyor. Hep bahsetti yani bizim kullandığımız robotlar genelde uzaktan kontrol. Yani teleoperation dediğimiz bir makinayı biz uzaktan kontrol ediyoruz. Çünkü radyasyonun bulunduğu ortamla insanın bulunduğu ortam arasında olabildiğince fazla mesafe koymaya çalışıyoruz. Bu bahsettiğim makine yani uzaktan kontrol etmeye çalıştığımız makine yani bu terim yeni değil. Yani çok eskilerden normal mekanik aksamları kullanarak yapılmaya başlanmış bir terim. Mesela John Hawkins'in bundan 200 yıl önce yapmış olduğu hani en basit matbaa makinesi veya hani mekaniksel imza makinesi bunlara bir örnek. Veya hani Raymond Gross'in gene radyasyondan korunmak için yaptığı mekanik kontrollü robot örnekleri de buna bir örnek. Yani olabildiğince insanla zararlı çevre arasında seviye koymaya çalışıyoruz. Tabii elektromekanik sistemler geliştikçe bu sistemlerin karmaşıklığı veya kullanım alanları daha da artıyor. Ve dediğim gibi kullanım alanları genelde nükleer, su altı veya uzay gibi yerler. İnsanın ulaşamayacağı, ulaşmak veya gitmek istemeyeceği yerler, gidemeyeceği yerler daha doğrusu. Tabii biz robotu uzaktan kontrol ederken de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü
bu gidemediğimiz ortamda yapmamız gereken işler var. Ve bunu nasıl yapıyoruz? Telemanipülasyon dediğimiz işleri yapmaya çalışıyoruz. Bu robotları kullanarak veya bu elektromekanik sistemleri kullanarak hani. Bu bize veya bunu niye yapıyoruz hani? Bu kötü ortamlarda ki işleri insan sağlığını riske atmadan yapmaya olanak sağlıyor. Bu telemanipülasyon dediğimiz terim. Ve bu telemanipülasyonda yapılan işler genelde ya çok karmaşık ya çok kompleks olduğu için insan operatörü ya human insan her zaman işin içinde oluyor. Yani genellikle direkt kontrol ediyor veya supervisor ediyor eğer yapmaya çalıştığı iş sürekli tekrarı gerekiyorsa. Yani. Bir kontrol mühendisi olarak, bir kontrolcü olarak hani bizim en büyük problemimiz bu karmaşık sistemler için kontrol algoritması tanımlama. Yani böylelikle bu sistem her türlü, herhangi bir insan kullandığında düzgün davranışlar da sergileyecek veya çok farklı objelerle, nesnelerle iletişim hale geçtiğinde ve nesneleri dürttüğünde istenmeyen bir sinyali insana iletmeyecek. Yani. Teleoperation yani uzak operasyonlardan bahsettim. Tabii iki robot veya bir robot birbirinden uzak olunca arada kullandığınız iletişim kanalında gecikmeler sebep oluyor. A noktasından B noktasına gönderdiğiniz sinyal geç gelebiliyor. Ve bu geç gelmek bir kontrol mühendisi olarak büyük bir problemdir. Yani bunun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Tabii bu operatör için de büyük bir problemdir. Yani bu iletişim kanalındaki gecikmenin belli bir seviyesinin altında olmasına çalışırsınız. Veya olabildiğince kontrol mühendisi olarak olabildiğince olmamasına çalışırsınız. Bunu şey gibi düşünün. Yani yavaş bir bilgisayarda fareyi oynatmaya benzer. Yani iş yapamazsın sen. Bu özellikle gecikme bir saniyeler seviyesine yaklaşınca tabi uzaktaki bir cisimde robot insana göstermeniz gerekiyor. Yani uzaktan ne olup bittiğini, robotun ne yaptığını operatöre iletmeniz gerekiyor. Bunu kameralarla yapıyorsunuz ama nükleer ortamda hani yani daha önce bahsettiğim gibi radyasyonun sadece robotun mekaniksel aksamına zararı yok. Hani sadece kablosuna veya içinde bulunduğu yağına değil de elektronik ortamlarına da zarar var. Kameralar falan aynı şekilde birçok elektronik sensöre sahip ve bunlar da radyasyondan etkileniyor ve çok kötü görüntüler alabiliyorsun. Ya bu da bizim problemlerimizden biri. Fakat bizim esas yaptığımız bilateral teleoperasyon dediğimiz iki yönlü. Yani unilateral denilen teleoperasyonda iki robot var. Biri local, biri remote. Yani insan local'ı kullanarak uzaktaki robotu hareket ettiriyor. Genellikle aynı hareketi yaptırmaya çalışıyor. Yani hareketin tekrarını yapıyor bu. Fakat iş kompleks olunca, karmaşık olunca veya hani çok fazla hataya yer olmayınca ve iyi bir detay gerektiği zaman operatöre biz görsel olarak gördüğü kamera görüntüsünden ziyade daha fazla bilgi sermeye çalışıyor. Bunlardan biri de robotun, yani uzaktaki robotun J ile veya işlemle yaptığı kuvvet, ne tür bir etki yapıyor. Bunu operatöre iki yönlü robotlarla iletiyoruz. Yani bilateral dediğimiz iki yönlü robotlarla. Ve böylelikle operatör elindeki kullandığı master manipülatörü veya local manipülatörü kullandığı zaman herhangi bir monitöre bakmadan uzaktaki robotun nasıl bir etkileşime geçti veya dokunup dokunmadı veya dokunduysa ne kadar hızlı dokundu, ne kadar sert dokundu veya bir vidayı bolt ediyorsa bu ne kadar tork uyguladığını hissedebiliyor. Ve bu hissiyat operatörün daha hızlı iş yapmasına sebep oluyor. Yani daha hızlı iş yapması bizim uzak mesafedeki işleri daha hızlı bitirmemize sebep oluyor. Kaliteyi arttırıyor. Yani operatörün hata yapma ihtimalini azaltıyor. Olur da kamera istediği pozisyonda veya istediği açıda yaptığı işi görmüyorsa veya hani kamera görüntüsü kötüyse operatör ne yapıyor? Bu ikinci yani dokunma hissine bağlı olarak iyi bir iş çıkarabiliyor. Hani. Genel olarak hani operatörün farkındalığını arttırıyor. Yani uzakta olduğu, uzakta yaptığı işin
hangi aşamada ne tür seviyede olduğunu anlayabiliyor dokunmasıyla. Böylelikle operatörün genel olarak operasyonu kognitif bir log dediğimiz hani daha rahat bir şekilde işini yapabiliyor hani. Mesela bunun örneklerinden biri yani hali hazırda robotik cerrahide bu haptik yani dokunma hissiyle alakalı bir feedback yok, bir geri dönüşüm yok cerrahlara karşı ama bunun bu olursa ne gibi avantajları olduğuna dair araştırmalar var. Yani bunlardan biri işte şey gösteriyor yani eğer dokunma hissini operatör hissedebilse de cerrah hissedebilse de yani üçte bir oranında doku kazalarını veya dokuya aşırı teması azaltacak etkilerin olduğuna dair çalışmalar var. Bizim işimizde olmazsa olmazlardan biri yaptığı iş çünkü genelde çevreyle interaction gerektiren işler. Bunun en büyük örneği mascot. Servo kontrollü kinematik olarak birbirinin aynı özelliğe sahip iki robot. Biri slave local dediğimiz operatör iki eliyle sağ ve sol eliyle ikisi de aynı robot. Sağ ve sol eliyle robotu kontrol edip aynı pozisyonu uzaktaki robota aktarıyor. Uzaktaki robot da kinematik olarak yani fiziksel olarak, boyutsal olarak operatörün kontrol ettiği robotun aynı pozisyonlarda, aynı kontrol ediyor. Yani operatör herhangi bir kameraya bakmadan kendi el pozisyonuna bakarak hani kendi kullandığı robotun pozisyonuna bakarak bu robotun nerede olduğunu, uzaktaki robotun hangi pozisyonda olduğunu anlayabiliyor. Ve bu servo kontrolü manipülatörler operatöre force feedback veriyor. Yani uzaktaki robotun çevreye ne kadar kuvvet uygulanacağına dair bilgi ediyor. Yani. Ve bu oldukça miligram seviyelerinde. Yani tecrübeli bir operatör şey söylüyor. Yani mesela insan eli normalde herhangi bir masa üzerinde düz hareket ettiğinde masanın üzerinde bir kağıt kalınlığındaki bir cismi fark edebiliyor. Operatörlerde benzer şekilde maskotu kullanarak aynı accuracy'yi, aynı doğrulukta hissiyatı ellerinde hissettiğini söylüyor. Ben kendim kullandım ama böyle bir şey hisseden anlamı operatörler 20 yıllık tecrübesi. Operatörün her türlü altı dimension'daki hareketini gerçekleştiriyor. Ucunda da gripper dediğimiz operatörün tutabileceği yani hani bu tornavida olur veya hani reaktörün içine yerleştireceği tile olur hani. Bunu tutabileceği gripper olur. Parmağıyla kontrol ediyor. Üzerinde kameralar var. Bu kameralarla operatörün çeşitli açılardan ne iş yaptığını gösteriyor. Bahsettiğim gibi tabi radyoaktif ortamda çalıştığı için bu robot robotun ucuna veya hani robotun eklemlerine siz sensör koyamıyorsunuz. Koyabilir mesela normal industrial robotlarda falan kullanılan en büyük sensörlerden biri encoder dediğimiz optik pozisyon ölçen sensörler. Bunu radyoaktif bir ortama koyduğunuzda ilk ölecek, ilk fonksiyonunu durduracak şeylerden biri bu encoderlar. Ondan dolayı bu mascot cable driven dediğimiz yani bütün motorlar, bütün sensörler maskotun gövdesinde bir kısmında ve gövdenin etrafı radyasyondan koruyacak maddelerle kaplı ve motorlarla, kablolarla maskot bütün eklemlerini hareket ettiriyor. Tabii yine de hani bu maskotu biz reaktörün içine sokup reaktörün dışına çıkarttığımızda maskota bakım yapmamız gerekiyor veya hani bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Ondan dolayı eklemlerini reaktörün içine koyduğumuzda laylon bir tabakayla kaplıyoruz. Alfa partiküllere karşı bir kirlilik arz etmesin diye. Tabii radyasyon kötü bir şey ve bir radyasyonu olabildiğince kalın duvarlar arkasına koymaya çalışıyoruz. Ve bu koyduğumuz kalın duvarlara büyük kapılar koymuyoruz. Küçük access portları koyuyoruz. Küçük giriş noktaları koyuyoruz. Ve bu mascot dediğimiz robotların bu giriş kapılarından girip nükleer radyasyonun olduğu esas yere ulaşması gerekiyor. Ve bunu da long range arm dediğimiz uzun 10-12 metre boyundaki uzayabilen 6-7 eklemi bulunan yaklaşık 600-700 kilo taşıyabilen ağır uzun robotlar yapıyoruz. Ve bu
Fukushima'da mesela XX penetration dedikleri küçük bir delikten geçip reaktörün ortasındaki nükleer yakıta veya atığa ulaşmaya çalışıyor. Yani, ve atığa ulaşıp orada iş yapabilecek yüksek el becerisine sahip robotları oraya götürmeye çalışıyor. Tabii robot uzun olduğundan dolayı, uzun bir kola sahip olduğundan dolayı çok ağır. Ağır olduğundan dolayı genelde osilasyonlara, salınımlara sebep oluyor. Ve bu bir kontrol için çok büyük bir problem. Tabii daha rigid, daha sağlam maddelerle robotu yapabilirsin sen. Ama bu robotun ağırlığının artmasına sebep oluyor. Bu ağırlığı destekleyecek platformları yapmanız gerekiyor. Yani bu mesela Fukushima örneğinde pek mümkün değil yani. Zaten çevre kirlenmiş bir çevre. Oraya gidip rahat istediğiniz gibi ağırlıktaki işlemi yapamıyorsunuz. Veya hani bir binada decommissioning yapıyorsunuz veya binayı ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız eğer bu binanın zaten taşınabileceği ağırlık bellidir. Ondan dolayı bu vibration kontrol sistemleriyle kontrol etmeye çalışıyorsunuz veya ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü geçtiği aralık çok düşük. Geçtiği aralık çok daha ve bu aralığın aralıktaki hata payınız çok düşük. Jet'te de benim bahsettiğim gibi karşılıklı 1 ve 5 portlar var ve bu 1 ve 5 portlarından birinden Octan 1, Octan 5 dedikleri birinden mask kodu taşıyan boom giriyor. Diğerinden de mask kodun kullanabileceği, kullanacağı eklemleri taşıyacak, pardon, tool'ları taşıyacak veya tornavidadır veya yapıdır veya tile dediğimiz reaktörün iç yüzeyindeki yapıları değiştirecek yedek parçaları taşıyor. Yerinden de mask kod orta noktada buluşup reaktörün içerisindeki bakım, onarım veya hani bu jet araştırma füjün reaktörü olduğu için çeşitli değişiklikler yapıyor ve farklı deneyleri destekleyebilmek için. Bu gibi şeyleri yapıyor. Long Beach Bumsar, Long Beach Arm'la bizim için önemli bir uygulamaya sahip. Sanırsam benim de sunum bu kadar. Ben soruları göremedim henüz de. Şey varsa, sorular varsa hem de sen de okuyabilirsin. Yani ben görmeye çalışırsam biz direkt buradan da cevaplamaya çalışabiliriz. Tamam, sorulara geçelim o zaman. Ağzınıza sağlık. Şimdi şey de olabilir aslında, hani onu da söyleyeyim. Arkadaşlarımız da zaten sunumdan önce onu söylemişlerdi. Hani bu alanla ilgili baktığımızda hani Türkçe literatür yok gibi bir şey. Yani dolayısıyla hani işte yayınlanan bütün makaleler ya da yapılan tüm çalışmalar genelde İngilizce oluyor. Yani o yüzden hani belki odaklanmak istediğiniz ayrı bir nokta varsa arkadaşlardan hani tekrar da rica edebiliriz. Hani tamamen farklı bir sorudan ziyade o şekilde de olabilir. Yani, ama paralelde ben işte gelen bir soruyu paylaşayım. Burak Kiraz arkadaşım sormuş. Hani genel olarak konu bu tarz robotlarda kullanılan malzemelerle ilgili, yani robotların ve üzerindeki devrelerin radyoaktiviteden korunması için özel bir izolasyon malzemesi kullanıyor musunuz demiş. Ve bu robotların metal kısımları için özel bir önlem var mı, ya da buralarda işte ne tür metaller genel olarak tercih ediliyor? Bizim bu alanda bir çalışmamız yok. Bulunduğumuz merkezin farklı bir birimi var bununla ilgilenen. Ben maalesef konuyla alakalı değilim. Belki yani sen... Biz değiliz. Yani biz robot ve kontrol mühendisi. Sen genel olarak bakış açımız o şekilde. Özel izolasyon malzemeleri kullanılıyor. Yani, bu devreleri korumak için. Ama bu maddelerin, malzemelerin detaylarını bilmiyoruz. Yani. Diğer bir soru. Çarpmaya karşı bir koruma söz konusudur diye tahmin ediyorum. Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Yani bizim aslında kullandığımız robotlar yani collision dediğimiz, yani collision avoidance diye bir şey kullanmıyor. Yani. Çünkü aslında biz çevreyle çarpışma istiyoruz, yani çevreyle etkileşim halinde bulunmak istiyoruz, ama bizim kaçmaya çalıştığımız unplanned collision, yani istenmeyen çarpışmalardan korunuyoruz. Yani korunmaya çalışıyoruz. Bu mesela jette hani ben gösterdiğim bu VR, virtual reality dediğimiz hani şeyin olmasının sebeplerinden biri bu. Mesela reaktörün içine girdiğimizde reaktör
zifiri karanlık. Yani virtual reality dediğim şeyi kontrol ederek reaktörün duvarına istenmeyen çarpmalardan koruyabiliyorsunuz. Veya uzun kolu robot reaktörün içine eğer önceden koyacaksanız yani, bunun hareket planını ve yani A noktasından B noktasına nasıl gidecek robot, bu şekilde mi veya hani şu şekilde mi hareket edecek, bunu önceden görüp onaylayıp, yani bunu simülasyon üzerinde görüp hareketlerini onaylayıp ona göre genel olarak çarpışmaktan kaçınmıyor yani. Çünkü maskot gidip reaktörün içindeki malzemeleri değiştirecek hani. Yani oraya dokunacak hani o reaktörün içini dürtecek. Sadece istenmeyen yani planlanmamış çarpışmalardan korunmaya çalışıyoruz. Evet. Benim tek ekleyebileceğim vizyonla alakalı olarak özellikle şu an jetin içinde plansız herhangi bir operasyon yapılmıyor. Yani çok spesifik olarak bütün bu tile'ların, blanketlerin vesaire diverter'ların üstüne numara yazacak kadar detaylı CAD modelleri var. Modellemesi çok iyi olduğu için genel olarak VR'da test ediyoruz. Buna bir şey alıyoruz. Plan alıyoruz. Plan daha yetkili kişiler tarafından onaylandıktan sonra herhangi bir operasyon işlemine başlıyoruz. Çoğunlukla güvenlik sebebiyle bir kısmı da maskotun end effector'ları yani daha doğrusu tool mu diyoruz ona end effector'ı? İkisi de aynı şey. Farklı şekillerde kullanılabiliyor. Bir tane bolt runner diye bizim dizayn ettiğimiz bir sistem var. O genelde bolting yaparken kullanılıyor. Daha çok tile'ın arkasına girebilen ince uzun kamera sistemleri gibi sistemler var. Kısacası bu tool'lar değiştirilerek kullanıldığı için o planın önceden yapılması şey için de önemli. Inspection mı, maintenance mı yapacağınız task'ın süresini kısaltmak adına da önemli. Çünkü günün sonunda çok pahalı cihazlar kullandıkları için operatörler çok ciddi stres altındalar ve kısa mesaileri var. O yüzden en azından şu an otonomiden çok uzak, fazla kontrol altında bir sistemle burada sürdürüyoruz robotik aktivitelerimizi. Zannedersem ilerleyen süreçte özellikle ITER ve demo kapsamında bu giderek azalacak. Daha fazla muhtemelen çarpmalara karşı software veya sensing technologies kullanıp çözümler arayacağız. Ama burada şu anda bizim kullandığımız bir sistem yok. Genel bir soru. Genel olarak bu alanın geleceğini nasıl görüyorsun? Teşekkürler. O soruyu sona bırakalım aslında Harun istersen. Biraz daha genel bir soru. Az önceki cevapla ilgili hani var mı hani soruyu soran kişinin eklemek istediği bir şey? Onu sorayım öncelikle. Tamam. Diğer bir soru şöyle arkadaşlar. Radyoaktif ortamda çalışan robotlarda Wi-Fi ya da 5G gibi iletişim teknolojilerinin kullanımı mümkün mü? Yani aslında mümkün. Fakat kullandığımız alanlar veya kullanılan alanlar genellikle kalın duvarlar arkasında. Yani ondan dolayı yani sinyal gücü zayıf yerler. Ayrıca bir şey var. Yani robotun içine koymaya çalıştığınız elektronik aksamları olabildiğince minimum tutmaya çalışıyorsunuz. Yani bu zararın azalması için. Yani bu Wi-Fi 5G teknolojileri ve sizin için ekstra elektronik komponentler koymanız gerekiyor robotun içine. Yani iletişim kanalınız veya Wi-Fi kanalınız veya Wi-Fi çipiniz hasar gördüğünüzde robota sizin için pek kullanışlı olmuyor. Yani mümkün olmuyor. Yani şu an insanın aşamada. Yani Fukushima'da hatırlıyor musun? İlk gönderdikleri şeyler. Wi-Fi miydi? Yok. Yani benim anladığım kadarıyla bir de sistem güvenliği açısından çok büyük tehlike arz ettikleri için bu gibi sistemleri özellikle kullanmamaya çalışıyorlar. Her şeyi lokalden halletmek bu açıdan önemli. Çünkü yani o yeteri kadar zaten tehlikeli bir bölge. Güvenlik en önemli sorunlardan bir tanesi.
Yani aslında hani kullanılabiliyor olsa bile aslında anladığım kadarıyla hani giden robottan aslında biz ümidi kestiğimiz için yani o robot artık kullanılmama ihtimali çok yüksek olduğu için mali aslında işte riskleri de göz önüne alıyoruz. O yüzden çok tercih edilmeyebiliyor. Anladım. Diğer bir soru kapıdan içeri yani o işte küçük delikler işte demiştin ya Harun. Oralardan içeri işte giriş çıkışlarda ve çalışma noktasına ulaşırken yani aşağı yukarı hangi hızda hareket ediyor manipülatör demiş bir arkadaşımız. Tam detayını hatırlamıyorum yani. Hızı hatırlamıyorum. Yani 10 santimetre per second o şeyi tam hatırlamıyorum ama düşük hızda hareket ediyor. Özellikle ilk girişte düşük hızda hareket ediyor. Çünkü ilk girişte operatörlerin yani pozisyonu kalibre etmesi gerekiyor. Daha sonra içeriye ışık koyması gerekiyor. Hani bir iş yapacaksa eğer. O ilk giriş yavaş. Daha sonra biraz daha hızlı oluyor. Yani özellikle daha önce girip geri çıkarken hani yaptığın işi tekrar ederken biraz daha hızlı oluyor. Ama zaten mesafe çok uzun olmadığı için hani yavaş veya hızlı, çok hızlı olması yani çok hızlı olması tercih edilen bir şey değil. Yani daha çok güvenli ve robust olması tercih ediliyor. Anladım. Yani normal kendisi aslında elle çalışabiliyor olsaydı ortamın içinde orada hani uygulayacağı hızdan aslında daha düşük hızlarda hareket etmek durumunda. Anladım. Aslında şu bilgiyi söylemedik. Bunu paylaşsak belki ne kadar yani insanların üstündeki stresi biraz anlatmak adına faydalı olabilir. Bu bahsettiğimiz Octant One Boom ve Octant Five Boom ikisi için birer operatör var ve maskot operatörü bunların dışında. Bu üç kişi robotları idare eden insanlar. Ve düşünecek olursanız Octant One ve Octant Five operatörünün sadece bir işi var, ileri ve geri gitmek. Yani başka herhangi bir şey yapmıyorlar. Maskot operatörü Master Slave sistemini kullanan insan ve onun tabii ki çok daha fazla bakması, odaklanması gereken şey var ama boom operatörleri sadece karşılıklı hareket ederken, birisi bir kapıdan ileri giderken diğeri biraz daha geri gidiyor ve tam tersi istikamette çalıştıkları için senkron vaziyette bu sistemleri bir şekilde yer değişikliği yapıyorlar. Ama gerçekten full zamanlı insanlar o robotları ince aralıklardan geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden hız kesinlikle önemli değil. Tamamen zarar vermemek üstüne kurulu bir düzen. Burada aslında gelen sorulardan bir tanesi de bununla alakalı biraz. Operatör eğitimi var mı? Teknisyen ya da operatör mutlaka var. Ve teknisyen ya da operatör olma koşulları hakkında bilginiz varsa paylaşabilir misiniz demiş bir arkadaşım. Operatör eğitimi var. Yaklaşık bir 6 ay sürüyor. Bunun için hani genel temel mühendislik ve mekanik elektronik bilgilere sahip olması gerekiyor. Çünkü ilk etapta robotun sahip olduğu hardware yani donanımsal özellikleri görüyorlar. Teorik derslerden oluşuyor. Hani. Daha sonra kontrol sistemi veya HMI dediğimiz arayüzüyle alakalı bir eğitimler oluyor. Daha sonra da özellikle maskot operatörü normal tecrübe kazanabilmek için bu jetin aynısının mock-up'ı var. Yani fiziksel bir benzeri var. Onun üzerinde eğitim görüyor. Hani bu yaklaşık 6 ay sürüyor. Tabii operatör olmak kolay değil. Özellikle baktan kontrolü robotları kontrol etmek zor. Çünkü derinlik algınız yok. İki boyutlu ekranlara bakıyorsunuz. Boom'un bağlı olduğu maskot ters dönebiliyor. Yani ekranda yani yukarıya bağlı bir iş yapabiliyorsunuz. Hani yer çekimi aşağıya doğru iterken siz kamerada sanki her şey normalmiş gibi görebiliyorsunuz. Hani bunun sürekli kafanızda map etmeniz gerekiyor. Ondan dolayı 6 aylık bir eğitimden geçiyorlar. Hani daha sonra operatörü. Tabii bunun kendi aralarında da seviyeleri var. Yani operatörün cübesine bağlı olarak kendi aralarında da rankingleri var. Teşekkürler. Şimdi diğer sorulara geçmeden bir arkadaşımız doğrudan bir soru sormak istedi. Erencan Bulut. Erencan Bey siz doğrudan sorabilirsiniz sorunuzu. Merhaba. Öncelikle sunum için teşekkür ederim. Önceki soruya binaen öncelikle bir şeyler söylemek istiyorum bu Fukushima felaketiyle alakalı.
Bildiğim kadarıyla ana robotun yanında, operasyonel robotun yanında sinyal arttırıcı bir robot kullanılıyor. Dışarıdan sinyal alışverişini kolaylaştırmak için bina kalınlıklarından, duvar kalınlıklarından dolayı. Bir de önceki haftalarda Boston Dynamics'in spot robotuyla alakalı teknik bir webinarı vardı. Bu webinara katılmıştım ben. Daha sonrasında bunu nükleer felaket ve nükleer enkaz konuları geçince bir soru sordum. Fukushima'da bu robotlar kullanılabilir mi şeklinde. Onlar yuvarlak bir cevap verdikten sonra bana bir mail atmışlardı. Mailde şu bilgiler yazıyordu. Kısaca söylemek istiyorum. Kısa süre önce spot üzerinde gama radyasyonuna maruz kalma testi Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi. Spot 250 rem bölü saat veya 2,5 sievert bölü saat doz oranına maruz bırakıldı. Toplam 413 rem ya da 4,13 sievert kümülatif doza maruz bırakıldı ve bu testleri başarıyla geçti. Bu çok spesifik bir soru olacak biliyorum ama henüz araştırma fırsatı bulamadığım için konuşmacılarımıza sormak istedim sadece. Bu doz oranlarını yorumlama şansları var mı acaba? Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Fukushima Fukushima'da reaktör binası var. Reaktör binasının tabii kompleks bir yapıda, karmaşık bir yapıda olduğu için reaktör binasının içinde radyasyon seviyesi yaklaşık olarak 50 milisievert seviyelerinde. Bu değişiyor. Açıklığa vardığınızda artıyor. Reaktörün içinde bu 200, en son ölçülen 650 sievert seviyesinde. Şimdi gama şeyine maruz bırakmışlar dedim yani mesela. Önemli olan aslında yani ne tür bir gama ya? O esnada robot ne yapıyordu? Hani sürekli hareket mi diyordu, sabit mi duruyordu? Mesela bizim beraber çalıştığımız araştırmacılardan biri mesela KUKA robotu. Hani gama radyasyonuna maruz bırakıyor. Gamaya bırakmalarının sebebi de şu hani. Dalga boylu radyasyon. Hani, daha sonra robotu alıp istediğiniz analizi yapabilirsiniz herhangi bir şeyler mesela olmadan. Yani sabit durmaktan ziyade hani robot belli hareketleri yapınca daha fazla zarar veriyor. Ama bahsettikleri eğer 2,5 sievert bölü saat iyi bir rakam yani. Çünkü yani insanlar 2 sievertlik herhangi bir radyasyon seviyesine maruz kaldığında ölümcül sonuç oluyor yani. Muhtemelen bu datayı paylaşmanın sebebi de spotu şey olarak görmeleri yani. Potansiyel bu işlemlerde kullanılabilecek iyi bir robot olarak görmeleri. İnşaat alanında kullanıldığını biliyorum ama radyasyona maruz kaldığındaki sonuçları merak ettiğim için sorma gereksinimi duymuştum. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ben bir şey eklemek istiyorum. Spot'u Çernobil'e götürdüler ve orada radiation mapping testleri yaptılar. Orada çok büyük radyoaktivite seviyelerine ulaşmadı ama sanırım makalelerde tahmin edilen radyasyon seviyesini bulabilirsin diye düşünüyorum. Diğeri de sanırım şu anda Sellafield'in herhangi bir tesisinde spotu kullanmayı düşünüyorlar. O yüzden paylaştıkları rakamların doğruluğunu ben de inanıyorum ama herhangi bir zaman diliminde iyi midir, değil midir? Sanırım bunu şey olarak düşünebiliriz. Mapping vesaire için ne kadar zaman gerekiyor? Eğer bir saatte çözülebilecek bir şeyse muhtemelen sorun yok. Ondan biraz daha uzun sürüyorsa şeyi düşünmek gerekiyor. Yani bu alet fonksiyonunu yitirdiği zaman ortalık yerde kalmamalı. Düzgün bir yere gidip muhtemelen orada ölmeli diyoruz buna. Graceful death. O yüzden bu biraz daha zor bir süreç. İnsanlar biraz daha şey davranıyorlar. O dozu çok geçmemeye çalışıyorlar. Yoksa onu oradan nasıl çıkartacağız diye düşünüyorlar. Yani bilmiyorum çok doğrudan cevap olmadı soruya ama. Belki bir şeyler olabilir makalelerde. Kafamda bir şeyler oluştu. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Aslında süre konusu güzel bir noktaydı pek. Benim de bildiğim kadarıyla mesela Çernobil'e daha sonradan tabii uzun yıllar sonra temizleme çalışmaları yapanları 15 gün aralıklarla çalıştırmışlar.
Yani 15 gün bir grup çalışıyor, sonraki 15 gün o bölgeden uzaklaştırılıyor. Hani burada hani radyasyon seviyesinin yanında tabii muhtemelen dediğim gibi şey de çok önemli. Ne kadar maruz kalındı. Şimdi diğer bir soru, felaket senaryosu var mı demiş bir arkadaşımız. Hani felaket senaryosu şeyle ilgili aslında, hani bu müdahale esnasında robotla alakalı bir sıkıntı çıkarsa ya da boom içeride kalırsa bu nasıl dışarı çıkarılabilir ya da onu tahliye edebiliyor muyuz yoksa onu da direkt orada bırakabiliyor muyuz? Bununla ilgili bir genel sorumuz var. Var aslında ilk gittiğimiz şey var, ilk düşündüğümüz evet. Şey var. Yani jet genel olarak sadece experimental bir device, böyle herhangi bir commercial liability vesaire olmadığı için bütün deneyleri mümkün olduğunca hani uzun vadede yapalım, uzun süre kullanalım, hiçbir şey sorun çıkarmasın gibi bir düşünceyle yapmışlar. O yüzden evet bir pulley mekanizm var. Şimdiye kadar hiç kullanıldığını düşünmüyorum ben. Sen biliyorsun. Sen yok şey sadece yani şey yani bir joint manuel olarak pozisyona getirmekse odaklanmışlar. Ama genel olarak hani mesela nükleerde kullanacak robotlar için yani her zaman felaket senaryosu var. Felaketten kastım bu robot kesinlikle ölmesin değil veya bu robot kesinlikle zarar görmesin değil. Bu robot zarar görürse operasyonu etkiler mi? Yani giriş noktasını tıkar mı? Tıkamaması için ne yapılması gerekiyor? Hani? Ondan dolayı mesela Fukushima'da şey örneğini verdik. Yani küçük bir deliklerden su altı robotlar veya kameralar koyuyorlar. Hani. En büyük şeyleri bu robot gider ölürse sonuçta kapağı kapatmaları gerekiyor tekrar. Kabloyla bu robotu geri çekmeyi veya mekaniksel aksamla geri çekmeyi planlayıp öyle robotu içeri koyuyorlar. Yani, yani en önemlisi robot ölürse operasyon olarak bize bir blok oluşturmasın ve kayıtıp operasyona devam edebilir mi senaryosu öncelikli yani. Robotu oraya koymadan önce kesinlikle şeyin felaket senaryosu yapılıp bu robot ölürse bunu buradan nasıl çıkarız planı yapılıyor yani. Peki Arun, böyle bir durumda mesela hani içeriden çıkartılan, tahliye edilen bir robot ya da belli bir süre çalışıp artık hani çalışma ömrünü tamamlamış bir robot hani bertaraf edileceği zaman bu nükleer atık statüsünde mi değerlendiriliyor? Eren'in bahsettiği gibi gamma radiation'a maruz kalmışsa sorun değil. Gamma radiation'dan radyasyonu kestikten sonra dalga boyutlu olduğu için yani robotu kirletmiyor, robot radyoaktif olmuyor. Hani bunu tekrar alıp söküp içine bakıp şey yapabilirsiniz. Ama alfa veya nötron partikül maruz kalmışsa robot artık şey oluyor, radyoaktif atık oluyor. Hani bunu ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ve ondan dolayı da hani yani sürekli robot gönderelim, data alalım, robot kalsın orada bir yaklaşım yok. Çünkü her gönderdiğiniz robot potansiyel bir nükleer atıkla bunu yapmak istemiyorsun canım. Evet. Şimdi genel bir sorunuz vardı. Onu en sona bırakıyorum. Yine bu alanın geleceğiyle ilgili benim iki tane sorum olacak. Şimdi bir tanesi makine öğrenmesi. Şimdi makine öğrenmesini biz normalde robotlarda hani ya da yani bu otonom sistemlerde kullandığımız zaman burada hani önemli olan nokta yani çok fazla ya kullanılan tüm sistemlerdeki bilgilerin bir noktada toplanıp diğer mesela sistemlerinde o genel havuzdan o bilgiyi edinip dolayısıyla oradan öğrenmesi ve bir sonraki şeyde hani her seferinde aynı tecrübeyi yaşamadan aslında öğrenip yoluna devam etmesi. Ya da bunun hani yeterli kadar işte yeteri kadar hani o bilgi oluşturabilecek, o havuzu oluşturabilecek bilgi edinme şansı yoksa da bu belki hani test ortamlarında sağlanabilir. Hani bununla ilgili sizin alanda çalışmalar var mı? Hani reaktör içinde karşılaşacağınız durumu mesela hani farklı ölçeklerde simüle edip buralarda robotlara hani öğrenme şansı sunma gibi fikirler var mı acaba daha ileriye yönelik? Evet, şöyle çok aslında daha çok inspection için daha uygun bir alan. Özellikle görsel veri topladıktan sonra bu görsel verileri şey için kullanmak ya detection için kullanmak ya da yani analizin herhangi bir parçasında kullanmak çok aslında uygun. Mesela jetin içinde şu anda yapılan yani onun içinde radyoaktivite seviyesi çok düşük olduğu için visual anomaly detection şeklinde kullanılan her bir tile'ın fotoğrafı zaten dediğim gibi var.
eskiden kullanılmış üstünde çatlaklar, kırıklar, radyasyon, düşük seviye radyasyon olmuş olan parçaların fotoğraflarını çekip onları şey yapıyorlar, bir dataset oluşturuyorlar. Bu anlamda machine learning teknolojileri kullanılıyor. Benzer teknolojiler Fukushima Daiichi için de gündemde. Fukushima Daiichi'nin temizlik sürecini TEPCO yönetiyor. Tokyo Electric Power Company. Web sitelerinde şimdiye kadar topladıkları verilerin çok büyük bir kısmı var. Girip bakabilirsiniz. Şu sıralar bizim projelerimizden bir tanesi bu firmayla çalıştığı için biz bu verilerden dataset oluşturmaya çalışıyoruz. Annotation vesaire yaptıktan sonra machine learning için daha uygun bir hale gelmiş olacak. En başlı sebeplerinden bir tanesi de özellikle belki atığı tanımlayamayabiliriz ama en azından metal borunun boru olduğunu o düşük kaliteli fotoğraflardan anlayabiliyor olsak işin çok büyük bir kısmını kolaylaştırmış olur. Şimdi senin ekleyeceğim bir şey. Teşekkür ederim. Benim bir diğer sorum. Şimdi ben havacılık tarafından geliyorum, en azından eğitimim o alanda çalışmasam da ve bizde hep şey denir, hani yeni teknolojiler genelde hep hani ilk olarak uzay endüstrisinde denenir. Daha sonradan bu hani havacılık ya da silah endüstrisine aktarılır. Oradan daha hani gündelik teknolojilere akar. Yani otomotiv gibi işte ya da gündelik eşyalar gibi. Şimdi burada da hani şey geldi aklıma sizi anlatırken. Hani bu filmlerde vesaire hep duyuyoruz. Yani uzayda da çok fazla radyasyon var. Dolayısıyla hani bu astronotlar vesaire de çok hani koruyucu kıyafetler giyiyorlar bundan korunabilmek için. Ve yine dikkatimi çeken, genelde hani belki gerçekte böyle midir bilmiyorum da, en azından filmlerde bir uydunun ya da bir uzay istasyonunun dışında bir hasar olduğu zaman doğrudan kendileri çıkıp buna müdahale etmek durumunda kalıyorlar. Yani burada hani bizim nükleer santralde karşılaştığımız radyasyon seviyesiyle uzayda karşılaştığımız arasında çok mu fazla fark var? Ya da bizim hani bu konuda uzay teknolojilerinden aktardığımız ya da henüz aktarılmamış ama gelecek vadeden hani teknolojiler var mı? Yani aslında daha önce bir soru gelmiş. Yani elektronik komponentlere, elektronik aksamları radyasyondan nasıl koruyorsunuz diye. Aslında bu gibi araştırmaların birçoğu uzay araştırmalarından geliyor. Yani uzay araştırmaları, çünkü uzay ve uzay askeri havacılıkta geliyor. Yani yani elektronik komponentleri radyasyondan korumanız gerekiyor. Yani bu uzay araştırmasının aslında industrial veya radar elektronik gelişmesinin sebeplerinden biri uzay araştırmaları. Yani ama maruz kaldıkları radyasyon seviyesini bilmiyorum. Ama nükleer reaktörün ortasındaki yani yaklaşık 300 ton bir arada bulunduğu radyoaktif seviyesi kadar olduğunu da düşünmüyorum. Yani, tamam. Daha düşük veya daha düşük dozda veya daha az sürede radyasyon maruz oluyor. Yine de vardır muhtemelen. Ciddi oranda vardır günlük yaşamla kıyaslandığında. Ama hani felaketten sonra meydana gelen temizlik durumlarında yine de çok yüksek bir radyasyona maruz kalır. Yani 650 sievert bir radyasyon seviyeleri var. Yani dağ içerisinde ölürsün sen. Böyle bir ortamda koruyucu giysiyle de gidemezsiniz. Hani, yani en az 1 metrelik beton duvar olması gerekiyor. Herhangi bir koruyuculuk sağlayabilmeniz için. Yani ondan dolayı yani, koruyucu giysiyle çıkıp uzay dışında veya enerji uzay istasyonunda bakım onarım yapabildikleri için daha düşük radyasyona maruz kaldıklarını düşünüyorum ben. Normal uluslararası uzay istasyonunda herhalde 6 ay kalan bir astronom yaklaşık 80 bin milisievert seviyesindeki bir radyasyona maruz kalmış oluyor. Bu olabildiğince düşük normal gerçekten sonraki nükleer seviyeleriyle. İçindeki yaklaşık 50 milisievert seviyelerinde seviyesi var. Bu şeyde de epey fazla bildiğim hani bahsetmiştim, yani ben de bir şey Çernobil'i ziyaret etmiştim. Orada hani
hani endişeliydim biraz, hani çok radyasyon olur mu diye. Rehberle konuştuğumuzda şey demişti, yani uçak yolculuğunda aldığınız radyasyonla burayı gezerken aldığınız hani işte radyasyonla birbiriyle aşağı yukarı aynı demiş tabii reaktörün içine girmediğimiz sürece. Yani dolayısıyla aslında dediğin çok mantıklı, hani sadece uzay değil havacılıkta da bu konuda epey tecrübe olabilir. Yani sürekli, çünkü az da olsa, yani az ama sürekli daimi bir radyasyon altında kalıyorlar. Çernobil'in öyle olmasını sebebi muhtemelen aradan zaman geçti. 30 yıl o süre geçti, radyoaktif seviyesi oldu, düştü. Bir de muhtemelen temizlik çalışmaları yapılmıştır yani. Reaktör seviyesindeki toprağın belli bir kısmı kaldırılmıştır. Yani kirlenmiş olan kısımlar hani. Ondan dolayı seviye bu şeylere gelmiştir. Yani süre ve daha önce yapılmış temizlik çalışmaları. Son soru arkadaşlar, genel olarak bu alanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Belki şey açısından da değerlendirilebilir. Hani bazı ülkelerde nükleer santraller kaldırılıyor, özellikle Almanya'da. Ama bunun yerine mesela yine çok fazla konuşulmaya başlanan füzyon teknolojisi var. Ama bu sanırım biraz daha hani tehlikesi daha az olan bir alan. Yanlışsam düzeltin lütfen. O yüzden hani ama diğer taraftan da uzaya artık daha fazla çıkmaya başlıyoruz. Yani dolayısıyla daha fazla uydu var, daha fazla hani Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Yani dolayısıyla uzayda da o radyasyon altında çalışacak da çok fazla robot olacak. Hani tüm bunlar ışığında belki hani genel bir değerlendirme yapabilirseniz çok iyi olur. Asıl şeyden bahsedeyim hani, yani dediğin gibi hani reaktörü füzyona göre daha güvenli. Hem radyasyon seviyesi düşük hem de çalışma prensibi farklı. Füzyonda reaksiyonu bir başladığınızda yani kontrol etmek sıkıntı. Hani onu olabildiğiniz da sıkıntı var. Sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Füzyonda da sürekli çalışır halde tutmanız gerekiyor. Yani olabildiğini kontrol edemezseniz eğer reaksiyon otomatikten duruyor. Ve bunun sonucunda ürettiğiniz radyasyon oldukça düşük füzyona göre. Ve ondan dolayı İlpe'nin daha önce bahsettiği işte demoda hani bütün bina reaktörün içi cümlük bir şekilde robotlarla maintenance edilir, robotlarla bakımı yapılacak, robotlarla değişecek şekilde inşa ediliyor. Yani hani herhangi bir insan girmeyecek şekilde robotların bakımlarını yapacak şekilde bütün bina, bütün proje o şekilde tasarlanıyor. Yani remote robotik binaları ayrı, ondan sonra atık arıtma tesisleri yine remote bir şekilde robotik şekilde yapacak. Ondan dolayı bu alanda yani bir çalışma ve gayret var. Yani, ama ne yöne gider? Yani ben sadece şeyi söyleyebilirim. Bence hali hazırda bulunan santrallerin temizliği vesairesi, yani onlar şu anda herhangi bir ülkeye çok ciddi yaptırımlar uygulamasına sebep olan ve ciddi paralar harcamalarına sebep olan binalar, kurumlar. Onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğu en kısa zamanda, en risksiz vaziyette. Onda çok böyle beni heyecanlandıran bir şey yok. Ama hani en ufak bir şekilde bu önümüzdeki süreçte yeşil enerji uygulamaları, işte burada olabilir, İTİR'de olabilir, demoda olabilir. Bizim ufak bir katkımızın olabileceği fikri bile, yani zannetmiyorum ama hani böyle bir deneyimimiz olmuştur da hani iyi başarısız geçmiştir. İnsanlar ona bile böyle şeydir, güzel yerlerden başka şeyler bulmuştur, yaklaşmıştır. Bence bu fikir bile beni motive ediyor en azından bu alanda çalışmaya. Daha önce çalıştığım farklı alanlar, sağlık teknolojilerinde çalıştım. O da beni heyecanlandıran bir alanda, insanlara yardım ediyor olma fikri, ama onun dışında sadece bir şeyleri yapıyor olmak için yaptığım araştırmalar beni heyecanlandırmadığı için ben kendimi şanslı hissediyorum. Geleceğini de daha mutlu görüyorum yani. Yani bundan 50 yıl önceki gibi füzyon santrallerinde bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Yani bir şekilde zarar kontrolü. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yazan olmadı ama şu anda yazılı bir sorumuz kalmadığı için sözlü olarak hani bir şey sormak isteyen de doğrudan yöneltebilir arkadaşlarımıza. Sanırım başka soru yok arkadaşlar. Çok teşekkürler. Tekrardan ağzınıza sağlık.
Biz teşekkür ederiz. İşte bahsettim. Evet, bu arada bizim için heyecanlı bir süreç. Bizim çalıştığımız kurum son zamanlarda giderek daha fazla büyümeye başladı. Ben son 3 yıldır burada çalışıyorum ama şu an hali hazırda iş ilanlarımız var. Aşağıya link bırakmayı düşünüyoruz. Buna hazırlanmadık ama eğer bu konuda ilgiliyseniz, olur da böyle iş arıyorsunuzdur, dikkatinizi çeker. Belki başvurursunuz diye bir hatırlatma yapalım dedik. Onun dışında bizi bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bu arada etkinliğimizi değerlendirmeniz için bir anket linki bıraktık sohbet kısmına. Ona da hani vakit ayırıp değerlendirme yapabilirseniz çok seviniriz. Sizin de ağzınıza sağlık, sorular için teşekkürler. Başka bir etkinlikte tekrardan görüşmek üzere. Diğer etkinliklerimizi de takip edebilirsiniz. Bu dediğim gibi bizim Endüstri 4.0 ve robotik sezonumuzun 6. etkinliğiydi. Toplamda 13 etkinliğimiz olacak. Farklı farklı konulara değiniyoruz. Bazıları panel, bazıları bugünkü gibi sunum şeklinde. Yani dolayısıyla ilginizi çeken başka alanlar da olabilir. Onları da takipte kalın lütfen. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.